Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Esselamu aleyküm muhterem dinleyiciler. Bu kötü gidişata dur demek için biz Müslümanlar olarak, halk olarak, inanan insanlar olarak inancımızı hayatımıza geçirmemiz lazım. Etrafımızdaki kötülüklere dur demek için onları ikaz etmemiz lazım. Nereye gittiklerini, ne yaptıklarını onlara o yaptıklarının, o gidişlerinin yanlış olduklarını göstermek lazım. Bu gidişatın bir felaket, bu gidişatın sonunda bir uçurum, bu gidişatın sonunda bir yangın, bu gidişatın sonunda bir felaket olduğunu ve bir toplumda eğer İyiler, bu kötülüğü görenler, bu gidişatın sonundaki felaketi fark edenler, eğer insanlara ne yapıyorsunuz demiyorsa, yöneticilere yaptıkları yanlışları, yaptıkları baskıları yanlış yapıyorsunuz. Hem kendinizi hem toplumu felakete sürüklüyorsunuz diye ikaz etmiyorlarsa, o topluma gelecek felaket ve musibete, o toplumun içindeki bu gibi insanlar da maruz kalırlar. Maruz kalırlar değerli müminler. Allah Celle Celaluhu Cibril-i Emin'e bir beldenin yok olması, helaka girmesi için emir veriyor. Cibril-i Emin gece bu beldeyi küfürlerinden, şirklerinden, nifaklarından, fuhuşlarından, ahlaksızlıklarından dolayı yok etmek için geldiği zaman bakıyor ki bir kısım insanlar gece namazı kılıyorlar. Aman ya Rabbi, ben yanlış bir beldeye mi geldim? Bu toplumun içinde gece kalkıp teheccüd kılanlar var deyince Allah Celle hayır, Cebrail hayır, onları da onlarla beraber helak et. Çünkü onlar o kötülüklere, o ahlaksızlıklara, o fuhuşa ve o zulme, o baskılara karşı direnmediler. Ne yapıyorsunuz demediler. İkaz etmediler. Emri bil maruh nehyanil münker yapmadılar. Onun için onları da onlarla beraber helak et buyuruyor. Evet, işte bu günahı irtikab ettikleri için o defteri sol tarafından verilenler ne diyorlardı? Dünyadayken nasıl bir iddia içindeydiler? Biz öldükten, toprak ve kemik yığını haline geldikten sonra biz mi bir daha dirilteceğiz? Önceki atalarımızda mı? De ki, hem öncekiler hem de sonrakiler belli bir günün belli vaktinde mutlaka toplanacaklardır. Sonra siz ey sapıklar, ey yalancılar, elbette bir ağaçtan, zakkum ağacından yiyeceksiniz. Evet, cehennemde bir ağaç, ateşin içinde bir ağaç ve o sapıklar, haktan sapanlar, Kur'an'dan sapanlar, o yalancılar, Kur'an'ı yalanlayan yalancılar, Kur'an ayetlerini yok farz eden yalancılar, inkar ve küfrün karanlığında debelenip duran, şaşkın şaşkın dolaşan yalancılar, işte onlar cehennem ateşinin içinde zakkum ağacından yiyecek. Karınlarınızı ondan doyuracaksınız, üstüne de kaynar sudan içeceksiniz, susamış develerin suya saldırışı gibi içeceksiniz. İşte ceza gününde onlara sunulacak ziyafet budur. Sizi biz yarattık, tasdik etmeniz gerekmez mi? Söyleyin öyleyse, rahimlere döktüğünüz meni nedir? Onu siz mi yaratıyorsunuz, yoksa yaratan biz miyiz? Evet değerli müminler. İşte kitabı soldan, defteri soldan verilenler, dünyadayken inkar, küfür, şirk, ahlaksızlık, fuhuş, soygun içinde yaşayanlar böylece azap olunacaklar. Ve Allah Celle onlara dönüp soruyor, sizi biz mi yarattık?
Yoksa başkaları mı? Elbette ki biz yarattık buyuruyor. Tasdik etmeniz gerekmez mi buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Aranızda ölümü takdir eden biziz. Ve biz önüne geçebileceklerden değiliz. Geçilebileceklerden değiliz. Evet, ölümü takdir eden Allah'tır. Ve onun takdirinin önüne hiç kimse geçemez. Çok sevdiğimiz biricik yavrumuz kucağımızda ruhunu teslim ederken, haydin bakalım alın onu ölüm meleğinin elinden. Ey kendisini yeryüzünün hakimi zanneden zalim ve kafirler. Ey kendini güç ve kuvvetli zannedenler. Şaşkınlar, sapıklar, yalancılar. Alın bakalım ölmek üzere olan sevgililerinizi ölümün kucağından. Sel felaketleri karşısında perişan olanlar, denizden çıkan hortumlar karşısında en modern, en teknik imkanlara sahip olanlar nasıl perişan, zelil oluyorlar? İşte şimdi Türkiye'de bir kuraklık var. Eller açılıp dualar ediliyor. Peki bu kuraklığı giderin bakalım. Giderin bu kuraklığı. Varsa gücünüz yağdırın yağmurları be hey zalimler, sapıklar ve yalancılar. Allah'ı ve Allah'ın nizamını görmemezlikten gelen cahil, çağ dışı zihniyetin sahibi İnsan suretindeki mahluklar. Niçin gücümüz yetmiyor? Ölümün eşiğinden niçin döndürülemiyoruz, dönemiyoruz? Bütün imkanlarımızı kullansak niçin aciz kalıyoruz? İşte insan bu kadar acizdir. Bir küçücük mikrop, gözümüzle göremeyeceğimiz kadar küçücük bir mikrop, belki de mikroskopla bile zor görülebilecek kadar küçücük bir mikrop vücudumuza giriyor. O koskoca vücudu, sıhhatli vücudu birdenbire yerlere seriyor. Mağlup oluyorsunuz küçücük bir mikrop karşısında. Direnç gösteremiyorsunuz, mağlup oluyorsunuz. Ey kendinde güç kuvvet zannedenler, ey kendisini ilah yerine koyanlar, ey kendisini yeryüzünün hakimi, tek gücü zanneden zavallılar, yalancı sapıklar. Gösterin bakalım bunlara karşı varsa gücünüz. Bak ne kadar da aciziz. İnsan olarak ne kadar da aciziz. İşte gerçek güç, gerçek kuvvet karşısında. Hakimi mutlak karşısında, yaratan Rab karşısında. Defaatle, belki günde onlarca, yüzlerce defa aczimizi görüyoruz da yaratıcıya teslim olamıyoruz. Bu bir felaket. Bu bir insan için kıyamet. Eğer toplumsa bu toplum için bir kıyamet değerli müminler. Evet, Allah Celle Celaluhu öyle buyuruyor. Aranızda ölümü takdir eden biziz. Ve biz önüne geçebileceklerden değiliz. Böylece sizin yerinize benzerlerinizi getirelim ve sizi bilmediğiniz bir alemde tekrar var edelim diye ölümü takdir ettik. Andolsun ilk yaratılışı bildiniz, düşünüp ibret almanız gerekmez miydi? Şimdi bana ektiğinizi haber verin. Evet, kupkuru bir toprağa tohumlar ekeriz, fideler dikeriz, meyve ağaçları dikeriz. Onu siz mi bitiriyorsunuz, yoksa bitiren biz miyiz? Dileseydik onu kuru bir çöp yapardık da şaşar kalırdınız. İşte şimdi kuraklık birçok ekinleri neredeyse kurur hale getirmiş. Dileseydik onu kuru bir çöp yapardık da şaşar kalırdınız. Doğrusu borç altına girdik. Daha doğrusu biz yoksul kaldık derdiniz. Ya içtiğiniz suya ne dersiniz?
Buluttan onu siz mi indirdiniz? Yoksa indiren biz miyiz? Dileseydik onu tuzlu yapardık. Şükretmeniz gerekmez mi? Söyleyin şimdi bana, tutuşturmakta olduğunuz ateşi. Onun ağacını siz mi yarattınız? Yoksa yaratan biz miyiz? Biz onu bir ibret ve çölden gelip geçenlerin istifadesi için yarattık. Öyleyse ulu Rabbinin adını tesbih et. Değerli müminler, şu ayetler karşısında dehşete kalmamak, şu ayetler karşısında tefekkür edip Rab Teala karşısında aziz ile kulluğumuzun ifadesini yerine getirmemek, secdeye kapanıp "Ya Rab bizi affet, inanıyorum, inanıyorum sana, sen Halik-i Zülcelal'sın, sen Hakimi Mutlaksın, ben ise aciz bir kulum, affet beni Ya Rab, günahlarımı affeyle, beni nasıl bir kul olmam istiyorsan, beni öyle bir kul et, beni nefsin, şeytanın şerrinden koru, kötü insanların, kötü yöneticilerin, müşrik ve münkirlerin zulmünden koru. Onların sapıtmasından, kötü önderlerin, kötü düşünürlerin, kötü fikir adamlarının sapıtmalarından, yanıltmalarından beni koru ya Rab diye nasıl secdelere kapanmasınız, nasıl Rabbinize sığınmasınız, nasıl o dergâh-ı izzette yalvarıp yakarıp ondan yardım beklemezsiniz? Düşünen bir insan için, düşünen bir kavim için bunun başkası olabilir mi değerli müminler? Eğer o insanın kalbi Ebu Cehil'ce, Nemrut'ca, Firavun'ca taşlaşmamışsa, eğer onun kalbi karanlıklar içinde daha bir karanlık, zifiri bir karanlık içine gömülmemişse, eğer onun düşünce melekesi nasırlaşmamışsa, örümcekler gibi beyni örülmemişse, başka türlü nasıl düşünür, nasıl başka türlü hareket edebilir değerli müminler? Rabbimiz Celle Celaluhu bizleri nasıl bir kul olmamız istiyorsa öyle bir kul etsin ve bizleri nefsimizin şerrinden, şeytanın şerrinden, şerir insanların şerrinden, kötü yöneticilerin, zalim yöneticilerin şerrinden, bu ümmeti kafirlerin, müşriklerin, fasıkların şerrinden korusun ve bizlere de basiret, firaset, akıl, vicdan, insaf ihsan etsin. Bizlere ittika üzere, vera üzere yaşamak nasip etsin. Bizleri bize, nefsimize bırakmasın. İslamca yaşatıp, Müslümanca yaşatıp, Müslümanca öldürsün ve İslam üzere, Kur'an üzere bir hayattan sonra bizi inşallah şu Kur'an-ı Mübin'de bizlere bildirdiği o nimetlere gark edip cennetine dahil eylesin.